Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün pırasa yemeyen çocuklarınızın bile hayranlıkla yiyeceği tatlı tuzlu karışımlı nefis bir kek tarifim olacak. İster kahvaltıda ister çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu efsane kek tarifinin hemen yapım aşamalarına geçelim buyurun. Lütfen siz de bu arada tarifime birer beğeni bırakmayı unutmayın. 3-4 dal olacak şekilde yeşili ve beyazı karışık pırasaları olabildiğince ince ince doğrayalım. Tabii ben bu aşamayı hızlı olarak geçirdim. Doğramış halimle devam ediyorum kek hazırlıklarıma. Uygun bir çırpma kabının içerisine 2 adet büyük boy yumurtamızı alalım. O da ısısında olsun lütfen. Yarım su bardağı da normal klasik 200 mililitrelik bardaklarla toz şeker ilave ettikten sonra yumurta ve toz şekerini güzelce bir çırpalım. Bu aşamada blender kullanmanıza hiç gerek yok. Bir çırpma teli yardımıyla çırpmanız işinizi görecektir. Gayet güzel bir şekilde çırptım. Şimdi içerisine diğer sıvı malzemelerini ilave ederek devam ediyorum hemen. Bu güzel lezzetli kek için bir su bardağı dolusu yoğurda ihtiyacımız olacak. Ben normal ev yoğurdu kullandım. Yine ardından yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde sıvı yağ ilave edelim. Tekrardan bu sıvı karışımları çırpma teli yardımıyla güzelce bir çırpalım. Yoğurdun tamamen içinde dağıldığından, pürüzsüz bir kıvam aldığından emin olduktan sonra diğer malzemelerle devam edelim hemen. 1 su bardağı dolusu mısır unu kullandım ben. Ardından bir su bardağı dolusu da normal beyaz unu uygun bir un eleği yardımıyla kek hamurumuzun içerisine eleyerek ilave edelim. Unun ardından tabii ki kabartma tozunu da unun üzerinden hemen eliyorum. Toplamda bir pakette kabartma tozu kullandım. Eleyerek ilave ettim gördüğünüz gibi. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ederek tüm bu karışımları akışkan güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. gayet güzel bir kıvam aldı istediğim kıvama geldi şimdi diğer malzemelerle devam ediyorum az önce doğramış olduğumuz incecik pırasamızı hamurumuzun içerisine alalım bir diğer tarafta da minik minik doğramış olduğum yarım kapya biberim ve toplamda 100 gram kadar da köy peynirim var Kapya biberini de hemen e, kek hamurumun içerisine aldıktan sonra dediğim gibi minicik kıymış olduğum e, köy peynirini de ilave ediyorum hemen. Elinizin altında hali hazırda hangi peynir varsa onu da kullanabilirsiniz. Beyaz peynir, lor peyniri, e, çeçil peynir hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra çırpma teli kullanmamıza hiç gerek yok. Uygun bir kaşık yardımıyla karıştıralım hamurumuzu. Kek hamurumuz gayet başarılı bir şekilde hazır artık. Şimdi uygun bir borcamın, dediğim gibi orta boy bir borcam kullandım. Tabanını sıvı yağla yağlayalım. Her bir köşesini güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz kek hamurunu artık borcamıza boşaltabiliriz. Kek hamurumuzu hemen borcamıza tamamını boşaltalım. Bu arada normal kek hamuru gibi akışkan bir kıvam beklemeyin bu e, hamurumuzdan. Çünkü içerisinde sebze kullandığımız için bu şekilde olacaktır. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Borcamın her tarafına eşit oranda gelecek şekilde bu şekilde kaşığın tersi yardımıyla kek harcımı yayıyorum. Daha sonrasında üzerine çörek otu serpeceğim. Bu lezzetli kekin üzerine susam, çörek otu, haşhaş gibi malzemeler çok çok yakışacaktır. Ben bu anlamda çörek otundan faydalandım. Damak zevkinize ve göz zevkinize göre üzerini de süsledikten sonra önceden ısıtmamış olduğumuz fırına göndererek fırınımızı 180 derece alt üst fanlı ayarda ayarlayalım. Ve toplamda 45-50 dakika kadar nar gibi kızarıncaya kadar kekimizi pişirelim. Ben hemen kekimin pişmiş aşamasıyla devam edeceğim. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden Mis gibi kokular eşliğinde prasalı kekimiz artık sıcak sıcak servise hazır. Emin olun asla prasa tüketmeyen çocuklarınız bile bu keki hayranlıkla tüketecektir. Benim oğlum da hiç yemezken bu keki çok çok severek tüketti. Beslenmesi için de hazırlamış oldum ben de bu sayede. Sizlere de fikir vermek için paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Deneyen ve fikirlerini bizimle paylaşmak isteyen herkesi bu videonun altında yorum kısmında bekliyor olacağım. Hemen bir dilim alarak şimdi sizlere iç dokusunda detaylı olarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, puf puf güzel bir kekimiz oldu. Dilerseniz kek kalıbında da yapabilirsiniz bu lezzetli tarifimi. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzetli buluşuncaya dek afiyetle kalın.